Bir yandan da Allah işte bir takım ibadetler yapmamızı ve sürekli olarak kendisine şükretmemizi, onu anmamızı istiyor. Acaba Allah niye bu talepte bulunuyor kullarından gibi bir soruya nasıl cevap verilebilir? Valla Yani buna ihtiyaç mı duyuyor ki veya niye övülmek hayır. istiyor Allah? Şimdi şu var. İnsanlar belli şeylere ihtiyaç duyuyorlar. İşte nefes almaya ihtiyaç duyuyoruz. Farkında olmadan bile sürekli nefes alıyoruz. Kalbimizin atmasına ihtiyaç duyuyoruz. Gıdalara ihtiyaç duyuyoruz. Burada yanlış bir analoji kurup, benzetme kurup Allah da sanki bir şeye ihtiyaç duyuyor mu şeklinde bir soru soruluyor. Oysa bir şeyi istemek demek illa muhtaç olmaktan dolayı değildir. Bir şeyi o şey gerekli olduğu için, o uygun olduğu için isteyebiliriz. Sonuçta Allah her şeyin yaratıcısı. Bütün evrenin, bütün sistemin yaratıcısı. Biz Allah sayesinde var olduk. Ha burada uygun olan bizim Allah'a kul olmamız. İnsanların da kulluğu zihninde nakşetmesinde emin olun o bedensel hareketlerden belli zamanı düzenli ayırmaya kadar eylemlere psikolojisinde önemli etki oluyor. Yani insanın kendinin ne olduğunu bilmesi, Allah'a karşı kendi konumunu belirlemesi açısından bu pratikler ciddi katkı sağlıyor. Mesela oruç tuttuğumuzu düşünelim. Oruç tutan bir insan aslında imanında şunu tazeliyor. Gıdaları veren Allah. Ben Allah sayesinde gıdalar alıyorum. Bu yüzdendir ki Allah işte 12 ayın bir ayında bana şu saatler arasında yemememi söylüyor. Bütün gıdanın sahibi Allah. Benim yemek yeme sistemimi de veren Allah. Bütün bunların sahibi olan Allah eğer ki kendi verdiği gıdaları belli zamanda yememi istiyorsa tabii ki benim yememem lazım diye düşünür. Yani aslında orucun mantığının altında bu var. O zaman aslında biz oruç tutmakla ne yapıyoruz? Gıdaları veren Allah, benim beslenme sistemi yaratan Allah, ha imanımızı tazeliyoruz ve bizim ona ihtiyacımız var. Namaz kılan, kıyam yaptığında, rükû yaptığında, secde yaptığında aslında sürekli sen Allah'sın, ben kulum, ben senin sayende var oldum. Ancak seni beni bir yerlere ulaştırman sayesinde bir şey yapabilirim. Sen bana yardım etmezsen ben mahvolmuş vaziyetteyim, bitmiş vaziyetteyim. Ben şimdi sana muhtaç olduğum gibi öldükten sonra da muhtacım. Her an muhtacım, her şeyime muhtacım. Yani kıyamın, rükûnun, secdede de aslında biz sürekli bunlara aykırıyoruz. Sübhanallah diyerek, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek, işte diğer sureleri söyleyerek, Allah'a dua ederek sürekli aslında bizim Allah'a muhtaç olduğumuzu, Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu söyleyerek, Allah'ın kim olduğunu zihnimize nakşediyoruz. Ve kendimiz nefsimizdeki azgınlıkları belki dizginliyoruz. Veyahut da zihnimizdeki işte o kapitalizmin hazcılığın insanı saptırması gibi bu konuların öneminden uzaklaşmayı engelliyoruz. Yani bu ibadetler bizim zihnimizi ve psikolojimizi disiplin altına alıyor. Yani bunlara ihtiyacı olan Allah değil biziz. Bizim ihtiyacımız olduğu içindir ki Allah bize bu ibadetleri yapmamızı emrediyor. Evet, teşekkür ederim.